genel düşüncemiz bize hizmet yapmaları, bizim sorunlarımızı çözmeleri. Yani gençlerimize özellikle iş imkanları. Memnun oldu, önde gidiyor. Sizce neden? Yani gençlere söyledikleri, verdiği vaatler, yaptıkları 18 gündeki olan çalışmalar. Güvenmiyorum. Peki bu seçim sonucuna sizce itiraz olur mu? Büyük bir ihtimalle olur ama kabul görmez. Sandığa gidin. Hakkınızı arayın. Hakkınızı verin. Vallahi ne gelen genel değerlendireceksin. Bir seçim yapıldı. Yapılan seçimde adamın hakkı yendi. Ama bunu yapacak başka bir şey yok. Gene vereceğimiz oyumuzu İmamoğlu'na. İmamoğlu'nun kazanmasını tercih ediyoruz. Bence Ekrem gidiyor. Sebebi var mı sizce? Bir sebep söyleseniz. Sebep, bir adam sefil düşmüş, hakkı yenmiş. Yani halk bunu görüyor. Bir adamın hakkı yenmiş. Mutlaka halk doğruyu yapacak yani. Buna inanıyoruz biz. YSK'ya oy sayımında güveniyorum. Ama şimdi güvenmiyorum. Niye güvenmiyorum? YSK oy sayımında bir sandıktan 4 tane zarf çıkıyor. Oy sandık pusula çıkıyor. Kalkıyor, o pusulanın bir tanesi belediyeninki çalınmış. Öyle bir şey olur mu ya? Öyle bir şey var mı yani dünyada? Dünyada öyle bir şey yok. Öyle bir hırsızlık da yok. Vallahi olabilir. Burası Türkiye Cumhuriyeti. İstanbul seçmeni kendi öz iradesiyle, özgür iradesiyle oy kullansın, doğruya oy versin. Haksıza değil.